arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimle tuttuğum bu güzel sepetimizi çalışacağız. Sepetimizi penye ipimizle ördük ve başak modelimizi kullandık. Ben hemen içine biraz banyo malzemeleri katmıştım. Sizler nasıl kullanmak isterseniz tabii ki o şekilde yerleştireceksiniz. Hemen içini boşaltıp sepetimize bakalım. Evet sepetimizi örmeye alt kısmından başladık. Tabanını örerek başladık. Tabanını e, şöyle gördüğümüz gibi geçiş yeri belli olmayacak şekilde ördük ve başak modelimizi kullandık. Geçiş yerimiz bakınız herhangi bir şekilde belli değil gayet düzgün bir şekilde örerek istediğimiz ölçü gelene kadar devam ettik. Ve istediğimiz ölçü gelince başak modelimizle yanlarımızı da örerek büyüttük. Ee, yanlarımız bu tabanımızdaki gördüğümüz çalışmanın aynısı birebir. Hatta çok daha kolayı. Burada e, tabanda artışlarımız olduğu için takibimiz gerekmekte. Ama burada birebir zaten üzerlerine batarak sürekli aynı işlemimizi yapıyoruz. Bu kısım çok daha kolay ilerlemekte. Dilediğiniz yüksekliğe gelene kadar örebilirsiniz. Hangi e, yükseklikte, derinlikte örmek istiyorsanız. Başaklarımızı örerek birbiri üzerinde takibini yaparak tamamlayalım. Ve en son kenarında da görmüş olduğunuz olduğumuz gibi dıştan şu şekilde kenarımızı güzelce tığladık ve tamamladık. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen sepetimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Sepetimizi örmek için penye ipimi kullanıyorum. Dilediğiniz renkteki iplerimizle sepetimizi örebiliriz ve tığ numarası olarak 8 numara tığımı kullanıyorum. Ucu kalınca bir tığ. Peyimizin şöyle kalınlığına bakalım. Bakınız hem biraz kalın, çok ince değil ve de esneyebilen çok hoş yumuşacık bir penye. Bakınız şöyle. Evet şimdi sihirli halkamızı yaparak sepetimizin başlangıcını yapalım. Sihirli halkamız her zaman olduğu gibi işaret parmağımızın üzerine koyuyoruz. En kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde başlayabilirsiniz. Şu şekilde bakınız eskiden küçük ipimizde tek parmağımızla yapıyoruz ama ipimiz kalın olduğu için şu şekilde parmağımdan sonra üzerinden uzatıyorum. Altından geçiriyorum 3 parmağımızın ve şu şekilde tutuyorum. Bakınız şöyle. Dilerseniz hemen şöyle bile tutabilirsiniz. Bakınız şu şekilde. Şu şekilde bir halka da yapabilirsiniz hemen. Bakınız kısa taraf uç kısımda kalabilir. Şöyle başlayalım. Hiç zorlanmadan hemen şöyle bir tane zincir çekip düğümümüzü atalım zincirimi çektikten sonra şu ikisini bakınız yuvarlağımızda diğer halkamızı tutarak üzerine 5 tane sık iğnemizi örelim bir defa örüyorum çekiyorum 1 alıyorum 2 alıyorum 3 İlk defa örecek arkadaşlarımız biraz zorlanabilirler ama eliniz alışınca çok çok rahat olacak dördüncüyü alıyorum beşinciyi alıyorum 5 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane zincir çekerek düğüm atmıştım. Hemen kısa ipimi asılarak halkamı kapatıyorum elimizde sıkıştırıyoruz. İlk önce sıkıştırdıktan sonra bakınız tamamen burayı kapamayalım. Çünkü biz buradan bir tane daha ilmek çıkaracağız. Eğer burayı kaparırsak kaparsak daha sonraki çıkardığımız ilmek diğer ilmeklerimiz arasında fark olur. Böyle kocaman iri bir ilmek görüntüsünü alır. Onun için şöyle biraz mesafemiz varken bir tane daha tığımızın başını buraya takalım. Bakınız girdiriyorum ve kısa ilmeğim tığımın üzerinde. Bakınız arada ilmeğimin bir tanesini alıyorum. Bakınız aynı mesafeye giriyor ve ilk buğdayımın her ikisini de kavrayarak altından giriyorum. Ve ipimi alıyorum, sadece kapatıyorum. Birinci sıramı bu şekilde örmüş oluyorum. Evet şimdi birleştirme işlemimizi yapıp tamamen kapadıktan sonra ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramıza bir tane zincir çekerek başlayacağız ve başak modelimizi uygulamaya başlayacağız. Başak modelimizde şöyle aralara değil bakınız şuradaki aralarımıza değil her battığımız bölümün arasına batarak diğer tarafa çıkacağız. İkinci sıramızda her bölüm için ikişer defa batarak ilerleyeceğiz. Bakınız şu arkasından çok daha güzel belli olmakta nereye batacağımız. Şurada düğüm gibi yerlerimiz var bakınız. Düğümlerimiz. 1, 2, 3, 4 ve buradaki düğümlerimiz. Düğümlerimizin tam ortasında birer çizgimiz var. Bura arka bakınız. Tam bu çizgilerin arasından tığımızın geçmiş olması gerekiyor doğru yere battığımızdan emin olabilmemiz için. Eğer şu aralara batarsak yanlış yerdeyiz. Düğümlerin tam altındaki düz çizgilerin içerisinden geçmiş olacağız. Şimdi başlayalım bakınız. Şöyle baktığımız zaman bakınız şuradan benim çıkmış olmam lazım. Bakınız şuradan. Şöyle gördüğüm zaman bu her iki zincirin düğümünün bağlandığı yer benim batacağım yeri göstermekte aslında çok kolay bir şekilde girebilirim. Bakınız şuradan girdim. Düğümümün tam altından çıktım. Her iki düğümümün arasındaki bölümden girdim. Tam arkadan bakınız çıktığım yeri görmekteysiniz. Şu şekilde başağımızın tam olduğu yerden çıkmam gerekti. Doğru batış şekli budur. Eğer biraz yanından ya da her iki V gibi olan bölümümüzün arasından batarsak yanlış teknik uygularız ve modelimizin görüntüsü bozulabilir. Evet şimdi ikinci sırada her bir başağımızın içerisine iki defa giriyoruz. Buraya yine aynı şekilde giriyorum. Bakınız aynı yerden. Tekrar çıkıyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve aynı yere iki defa batarak iki tane sık iğnemi örüyorum. Şimdi bakınız önden Nereye batacağımızı çok kolay görebilmemiz adına her iki bakınız buğdayımızın birleştiği yerin tam şu altına giriyoruz. Bakın şuraya değil, şuraya bakın her ikisinin bu püf noktasıdır yani çok kolay baktığımız zaman anlayabilmemiz için gerekli olan bölüm şu kısma girdiğimiz zaman bakınız ortadan ikiye ayırarak çıktık. Şuradan her ikisinin olduğu birleştiği yerden girdim arkadan çıktım. Bunlar çok kolay püf noktalar. Hani batışınız hakkında, batacağınız yer hakkında sizlere çok rahatlatacaktır. Birinciyi battıktan sonra ikinciyi aynı yerimize batarak çıkıyoruz. Ve ikinciyi de örüyoruz. Ve üçüncü yine bakınız birleşme noktasının tam şuradan giriyorum. Ve bakınız hemen çıkmam gereken yerden çıkıyorum. Bir defa örüyorum. Aynı yere girerek ikinci kez tekrar örüyorum. Ve devam ediyorum. Bakınız şuradan girmem gerekmekte. Yine buradan giriyorum. Arkadan doğru yerimden çıkıyorum. 1 Ve tekrar 2. 1 2 3 4. Şimdi şurayı da öreceğiz. Bakınız her ikisinin olduğu birleştiği yerden tam batıyorum arkadan çıkmam gereken yerden çıkıyorum bu kısmı dikkat eder güzel öğrenirsek hiçbir şekilde zorlanmadan istediğimiz sepetleri örebiliriz başak modeliyle üçüncü sıramıza geçişimizi yapabiliriz artık Evet şimdi e, geçişimizin gizli olması ve işaretinin belli olmaması için Gizli geçişimizi yapalım ve bu kez bir tane zincir çekmeyelim. Aşağıda bir tane zincirimizi çekmiştik. Bir zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum ve bir tane ilmek çıkarıyorum. Şimdi ilk sık iğnemi ördüğüm yerdeki bakınız buğday gibi görünen kısmın dış taraftaki ilmeğime tığımın başını geçiriyorum. Ve bir tane ilmeğimi alıyorum ve hepsini şu şekilde geçiriyorum. Ve bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Artık sıramızı kapadık. Bir üst sıraya hemen geçelim. Bir üst sırada bütün e, bu yapmış olduğumuz, şuradaki görmüş olduğumuz, Buğdaylarımızın içerisine ya yani başaklarımızın içerisinin hepsini ikişer ikişer batarak ilerleyeceğiz. Şöyle görelim bakınız arkadan tam şu araların içerisinden çıkmış olmamız gerekecek. Bakınız arkadan düğüm gibi görünen düz çizgilerin olduğu yer. Önden ise bağlantı yerlerinin olduğu hemen yerler. Bakınız şöyle birleşme yerlerinin olduğu kısımlar. Arkadan da bakınız şurası. Yanlış yerlere batmayalım. Yanlış yere battığımız zaman modelimizde bozulma olabiliyor. Hemen girerek başlıyorum bakınız. Şu kısımdan bakın. Alıyorum ilmeğimi. Geçiyorum aradan Bir. Hemen aynı yere batıyorum. Bakınız doğru yerden çıkmaktayım. Aynı yere iki defa batıyorum bir sonraki hemen yanındaki yer bakın düğümümüzün birleştiği yer araya giriyorum arkadan da tam aradan çıkıyorum emin olana kadar kontrol ederseniz çok çok rahat edersiniz birinci kez girdiğimiz zaman ikinci kez daha rahat girmekteyiz bakınız ve devam ediyorum tam ikisinin birleştiği yer bakınız şurası hemen giriyorum bakın arkadan her ikisini ayırmış oluyorum Tüm başaklarımızı ikişer defa örelim. Bakın yeni birleşme yerinin arasına giriyorum. Hemen arkadan düzgün yerden çıkıyorum. 1 ve 2. Ve bakınız yine birleşme yeri tam şuradan giriyorum. Doğru yerden çıkıyorum. 1 ve iki aralara batarsak modelimiz farklı model olur. Evet yine bakınız birleşme yerini tam aradan giriyorum ve doğru yerden çıkıyorum. Üçüncü sıramızın sonuna geldik. Üçüncü sıramızı yine gizli geçişimizi yaparak bir üst sıraya devam edeceğiz. Bir üst sıraya buradaki görmüş olduğumuz tek başağımızın içerisine giriyoruz. Biraz önceki geçişimizi yaptığımız aynı şekilde geçişimizi yapıyoruz. Buradaki gördüğümüz hep teklerde gizli geçiş yöntemimizi kullanarak bir üst sıraya geçeceğiz. Şu an üçüncü sıramızı tamamladık. Bakınız üçüncü sıramızda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. 10. 10 tane ördük. Şimdi tekle olan aşağımıza batıyorum ve diğer şuradaki görmüş olduğumuz ilk grubumuzdan arkadakinden alıyorum ve geçişimi yaparak hemen örmeye başlıyorum bakın şimdi tek olan yere giriyorum bakın her ikisinin birleşme noktası araya giriyorum arkadan düzgünce çıkıyorum bakınız şu şekilde bakın evet alıyorum ilmeğimi Arkadaki bakınız ilk ilmeğimizin her ikisini birlikte değil sadece bir tanesini alıyorum. Geçiyorum. Diğer ikisinin içerisinden de geçtikten sonra bir üst sıraya yeniden başlamış oluyoruz. Geçişimi yaptıktan sonra dördüncü sıramızda artık bir çift bir tek bir çift bir tek olarak örmeye başlayacağız. İlk önce çift başlıyoruz daha sonraki ikinci geleni ise tek olarak öreceğiz. Hemen Örmeye başlayalım. Şöyle ipimi alıyorum. Zincir kesinlikle çekmiyoruz. Hemen birleşme noktasının altındaki bölüme giriyorum. Bakınız doğru yerden çıkıyorum. Bakın doğru yer. Ve başlıyorum. Bir. Aynı yere batıyorum. Ve iki. İki defa aynı yerden aldım. Sıradaki yere bakınız. Çok çok önemli burası. Çok işinizi rahatlatacak. Her ikisinin birleşme yerinin tam altındaki bölüm. Şu kısma batıyoruz. Bu kısma battığımız zaman bakınız arkadan hemen en doğru yerden hiç yanlış ve hata yapmadan çıkmış oluyoruz. Buraya diğerini çift yaptığım için bunu tek olarak örüyorum. Bir sonraki ikisinin birleşme noktasının olduğu yere giriyorum. Bakınız doğru yerden hemen çıkıyorum. Bu işiniz emin olun çok çok rahatlatacak. Hiç şaşırmadan takibiniz çok kolay olarak öreceksiniz. Çiftimi ördüm. Diğer bakınız her ikisinin birleşme yeri. Tekimi örüyorum. Doğru yerden çıkıyorum. Bu sıramızı bir tek, bir çift olarak örelim. Her ikisinin birleşme yerinde olduğu yerden giriyorum ve bakınız arkadan çok güzel bir şekilde çıkıyorum. Başaklarımı düzenli bir şekilde örüyorum. Aynı yere batıyorum. Çift. Bir sonraki tek. Sıramızı bir tek, bir çift olarak tamamlayalım. 4. sıramızı bir çift bir tek olarak tamamladık şimdi 5 sıramıza başlamak üzere hazırız 5 sıramızda yine e, işlemlerimizi devam ettiriyoruz ama hepsini bu kez tek olarak öreceğiz bu sıramızda başlıyoruz hemen şu aşağıdaki geçiş yerimize gelerek batıyorum diğer ilmeğin arkadakini alıyorum bakınız buğday gibi görünen kısmın arka taraftakini alıyorum arasından geçişimi yapıyorum ve başlatıyorum her bir başağımızın içerisine birer defa batarak 5. sıramızı tamamlıyoruz artık iyice kavruyoruz bakınız her ikisinin birleşme noktası diğerine düğüm noktası bakınız giriyorum ve bir defa örüyorum diğerine geçiyorum bir defa da örüyorum artık elinizde iyice alışacak ama lütfen katlı yere batalım acele etmeden yavaş yavaş örelim daha rahat ederiz Bakın, şu şekilde batıyorum Evet 5. sıramızı hepsini tek olarak örelim sıra başında görüşelim 5. sıramızı da tamamladık şimdi 6. sıramıza başlayabiliriz 6. sıramıza bir çift bir tek olarak başlıyoruz İlk başlangıç yerime giriyorum. Bakınız ilmeğimi çıkarıyorum. Diğer taraftaki ilk öreceğim kısmın arka tarafından ilmeğimi geçirerek şöyle güzelce başaklarımı örmeye başlıyorum. Hemen ilk yere giriyorum bakınız şu şekilde ve başlıyorum. İlkini çift olarak örüyorum. Aynı yere batıyorum. Bakınız. İkincisini tek bir çift bir tek olarak örelim ve sıramızın başında görüşelim. Yine sıramızın sonuna geldik. Bir çift bir tek olarak örmüştük bu sıramızı. Şimdiki sıramızın ise tamamını tek olarak örelim. Geçişimizi yapalım. İçerisine batıyorum. Diğer taraftan arkadaki bölümü alıyorum. Önce oradan daha sonra diğerlerinin içerisinden geçirerek örüyoruz. Ve birer birer Bakınız hepsinin içerisine girerek örelim ve bu sıramızı teker teker tamamlayalım. Büyüdüğü için artık biraz kavraması da güç olmakta. Nasıl rahat tutarsanız o şekilde örebilirsiniz. Önemli olan başaklarımızı düzgün düzgün örebilmek. Düzgün yerlere batıp bozmadan Evet şimdi başlangıç yerimize kadar her birisine birer birer batarak ilerleyelim. 7. sıramızı da örerek tamamladık. Artık taban kısmını bitirdik. Yanlardan yukarıya doğru çıkmak için hazırlıklarımızı yapacağız. Hemen bakınız yine geçişimizi yapıyoruz sıramızın sonunda. Bu kez her ikisine birlikte batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Geçişimi yaptıktan sonra Dış taraftaki ilmeğimizin olduğu yerden, bakınız dış taraftaki ilmeğimizin olduğu yerden şu şekilde alarak örüyoruz. Şöyle bakıyorum. İlk ilmeğimizin olduğu yerden alalım ipimizin olduğu yerden başlayalım. Dış taraftakini örüyoruz. Yukarıya doğru zeminimizi düzgün bir şekilde hazırlıyoruz dış taraftan. büyük olduğu için biraz kameramıza çok yaklaşmakta. Dıştakini alarak örelim. Bakın şuradaki kısımları kendimizden taraftaki değil orta parmağımızdan taraftaki bölümlerimizi örerek başladığımız yere kadar gelelim. Birinci sıramızı sadece dışlardan ilmek alarak bakınız örerek tamamladık. İçişimizi tıpkı e, örgümüzün taban kısmında yaptığımız gibi yapalım. Şimdi en son ilmeğimin içerisinden bir tane alıyorum. Yine aynı yere giriyorum bakınız. Ve diğer ilk başlangıçtaki yerin dış bölümünden ilmeğimizin bakın dış kısmından girerek alıyorum ve sadece geçişimi yapıyorum. Geçişlerimizin tamamını bu şekilde yapalım ve örmeye devam edelim. Hemen ilk başağımızın içerisine girelim. Tam ortaya giriyorum örüyorum. Artık tamamen tekli olarak örüyoruz. Sırası ile giriyorum ve örüyorum. İstediğimiz yüksekliğe gelene kadar geçişlerimizde aynen şimdi burada yaptığımız gibi yapalım ve ee, dilediğimiz ee, büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edelim. İsterseniz tek renkli isterseniz arasına birkaç renkte ilave edebilirsiniz. Sadece yapacağımız işlemimiz buradaki görmüş olduğumuz kısımların tam ortasına girip arkasından şu şekilde çıkarak başaklarımızı örmek olacak. Evet şimdi biraz işlemlerimizi tekrar ederek büyütelim sepetimi yukarıya doğru örerek devam ettim. Aynı şekilde ördüğümüz için sürekli tekrar etmemize gerek olmadı. Hep bu başaklarımızın içerisine bir defa batarak ördük sık iğnelerimizi. Hep başaklarımızın içerisinde sürekli devam ederek aynı şekilde tamamladık ve istediğim ölçü geldi. Yeterli bir uzunluk. Şöyle görelim bakınız tabanına da. Şimdi en son geçiş noktamızdayız. En son geçişimizi de birlikte şöyle yapalım. Geçişimi batıyorum başağımın içerisine ve bundan sonra kenarımı yapmaya başlıyorum. Hemen ilk yere giriyorum sadece aradan geçiriyorum. Araya giriyorum her zaman girmediğimiz yerlere giriyoruz. Bakınız ara boşluklarımıza batarak giriyoruz. Şuradaki ara boşluğumuza normalde başağımızı örmek için tam bu merkeze batıyorduk. Aralardan uzak duruyorduk. Şimdi araya batıyorum ve geçiriyorum araya batıyorum ipimi alıyorum geçiriyorum sepetimizin kenarını bu şekilde örerek tamamlıyoruz dilerseniz sap da örebilirsiniz İnşallah bir ara sap da çalışalım çok zevkli sevdiklerinizi gayet güzel el emeği hediyeleriniz olacaktır Evet sıramızın Başlangıç yerine kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Bakınız şu şekilde kenarımızı yapıyoruz. Sepetimizin kenarının tamamını bu şekilde örerek geldim. En son bitiş noktası için hazırlığımı yaptım. Bakınız ipimi kısalttım. En son bitişimizin olduğu yerdeyiz ve hemen şöyle geçiyorum. İpimi alıyorum. içeriye doğru geçiriyorum. Aradan İçeriye alıp gizleme işlemlerimizi içeriye doğru yapalım. Aşağıya doğru biraz indirelim. Aşağıya doğru bakınız, çekerek alıyorum. Hiç bozmadan şuraya alarak kapamak istiyorum. Evet şöyle belli olmayacak şekilde ipimi keserek tamamlıyorum. Evet sepetimizi bu şekilde tamamladık. Şöyle görelim kenarlarımızı da. Dilediğiniz kadar sepetimizi yükseltebilirsiniz. Evet altından şu şekilde örerek başlamıştık bakınız iç kısımdan Artışlarımızı yaparak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettik ve istediğimiz büyüklük olunca duvarlarımızı oluşturarak yukarıya doğru ördük. Şöyle 1 2 3 4 5. Evet en sonda kenarını yaptıktan sonra sepetimizi tamamladık. Evet sepetimin içine ben şöyle birkaç e, banyo malzemesi olarak yerleştirdim. Sizler tabi dilediğiniz yerde kullanma amaçlı içerisine doldurabilirsiniz. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.